Bugün çok güzel bir gün. Çünkü babam geliyor. Ailemizin şerefi için kendini feda eden babam geliyor. Artık ayrılık bitti. Dedim ya, bugün çok güzel bir gün. Babam kendisini hapishane kapısından almamızı istemedi. Sanki hiçbir şey olmamış, aradan yıllar geçmemiş, her akşam eve geldiği gibi karşılamamızı istedi. Canım, canım babam benim. Merhaba. Bu bölümümüzde Aile Şerefi filmini inceleyeceğiz. Aile şerefini malum hepimiz biliyoruzdur. Çocukluğumuzda olsun, çocuklarımız olsun, torunlarımız olsun, defalarca izlediğimiz bir film, izlettirdiğimiz bir filmdir. Yeşilçam'ın en güzel aile filmlerinden bir tanesidir. Günümüzde pek rastlamadığımız filmlerdir. Filmin konusunu ezbere bilsek de, babam hapishanedeyken tekrar hatırlatmak gerekirse, kısaca bir anımsayalım filmimizin konusunu. Selim abim de doktor oldu. O da evlendi. Şimdi ikisi de mutlu. Tabii Zeynep de. Ayşe ablamla Zihni enişte de sonunda muratlarına erdiler. Nur topu gibi bir çocukları oldu. Adını Hakan koydular. Ya anamız? Hiç değişmedi. Saçlarına gelip yerleşen kırlar hariç. Tıpkı eskisi gibi karşıladı babamı. Sevgiyle, gururla. Bunda hepimiz birleşip tek vücut olmuştuk. Geleceğe gülen gözlerle bakıyorduk. Çünkü babamız gelmişti. Çünkü biz çok güzel bir aileydik. Çünkü biz şerefli bir aileydik. Rıza at arabasıyla su satarak para kazanmakta, karısı Adile ve 5 çocuğuyla beraber kıt kanaat geçinmektedir. Yeni evlenen kızlar Ayşe ve damatlarının da yanlarına katılmasıyla yaşam sıkıntısına düşerler. Damat Zihni işportacı. Oğullarından Hasan tıp fakültesinde okuyan öğrenci. Selim bir fabrikada, kızı Zeynep ise bir konfeksiyon atölyesinde işçidir. Ortaokulda okuyan en küçük olan Murat'a araba çarpınca bütün aile perişan olur. Çarpan kişi ailenin kızına güya aşık olur ve ona musallat olmaya başlar. Oktay'ın babası da sadece oğlu için yaşamaktadır. Haklı haksız hiçbir şey gözünü görmez. Oktay, sucu Rıza'nın ailesinin huzurunu kaçırır ve Rıza aile şerefi için bir şeyler yapmak zorundadır. Münir Özkul, Adile'nin aşk dikilisinden yine muhteşem bir film. Orhan Aksoy yönetmenliğinde ve Ertem İlmez yapımcılığında muhteşem bir yapıttı. Münir Özkul oyunculukta döktürmüş her zamanki gibi. Bir daha gelmez böyle ikili sinemamıza. Maalesef. En iyi Yeşilçam dram filmlerinden bir tanesidir. Yer yer güldürüyor, ailenin mutluluğu içinizi ısıtıyor. Ama o dram yönü yok mu? Oktay'a ve Kalleş babasına olan nefretim de hala devam ediyor. Özellikle son sahnelerde. Beni ve hepimizi en çok etkileyen yer ise eminim Münir Özkul ile Adile Naşit'in Oktay'ın babasının evinden dövülerek kovulmasıdır. O ne büyük bir oyunculuktur ki
her sahneyi yaşatıyorlar bizlere. Günümüzde sinemada göremediğimiz oyunculuklar şu an bunlar, maalesef. Aile Şerif filmi tam arşivlik bir filmdir. Böyle bir dram, her biri birbirinden yetenekli oyuncular. Münir Özkul, Şevket Altuğ, Adile Naşit. Süper, sıcak bir film. Sanki olayı kendiniz yaşıyormuşsunuz gibi oluyor her izlediğimde ya da izlediğimizde. Başka bir tat veriyor. Türk sinema tarihinin en iyi 10 filminden biri. Filmin göstermeye çalıştığı, yapmaya çalıştığı şey yoksulluk, kötülük, babanın çaresizliği, her şey var bu filmde. Tam bir aile dayanışması var. Bunu ülkemize göre çok güzel yansıtmışlar. Ve bu dayanışma başka ülkelerde yok. Sadece bizim vatanımıza özgü bir aile yapısı, dayanışma biçimi. Buna emin olabiliriz. Bugün filmi bir kez daha izlerken şu gerçeği anladım. Eski insanların ne kadar mütevazı oyunculuklarla, ne kadar mütevazi bütçelerle, imkanlarla ne kadar büyük işler yaptıklarını. Yan karakterler filmi o kadar iyi sürüklüyor ki filmde hem bir aile dramını hem de trajikomik olayları gözünüzü kırpmadan izleyebiliyorsunuz. İnsan sormadan edemiyor. Keşke şimdi de böyle kaliteli işler çıksa. Türk sineması için klasikler arasına girmiş mükemmel bir başyapıt Aile Şerefi filmi. Birbirine bağlı aile bundan daha iyi anlatılamazdı herhalde. Her şeyle dört dörtlük bir film. Senaryosundan kalite kopuyor desek yeridir. Şevket Altun kırılmaz bardak sahnesine çok gülmüştüm. Hepimiz de gülmüşüzdür tahminim. Günümüzde niye böyle bu denli sıcak filmler çekilemez anlamış değilim. Belki de artık o dönemlerdeki ruh, o dönemlerdeki hikaye, o dönemdeki yaşanmışlıklar ve oyuncular artık olmadığı için olabilir. Filmin müziklerini ise usta müzisyen Melih Kibar yapmıştır ve en az film kadar etkili olmuştur. Bir de Münir Özkul'un tokat dediği sahne ve sonrasında karısıyla yaptığı konuşma vardır. Türk sinema tarihine geçecek bir oyunculuktur o sahne. Rahmetle anıyoruz iki oyuncumuzu. Bazı filmler vardır ya, hakkında konuşmazsınız. İzler geçersiniz bir tebessümle. İşte karşınızdaki film de öyle bir şey. Ama dikkat almadığınızdan ya da sevmediğinizden değildir bu tepki. Tamamıyla sizden, içinizden biri. Olduğundan şüphe etmediğiniz karakterlerle doludur çünkü film. Kendinize günlük hayatınızdan bir keside bakıyormuşçasına izlersiniz onu. Ve istem dışı seversiniz. Bu da öyle bir şey işte. Hafife alınamayacak kadar içe işleyen, üzerinde durulamayacak kadar bizden bir filmdir Aile Şerefi. Itresen'i bir ara kamera yandan çekiyor ki ne kadar güzel bir kadın olduğunu fark ediyoruz. Ayrıca Türk filmlerinde tecavüzü Coşkun lakabıyla geçen Coşkun Göğen bu filmde Oktay'ın zibidi arkadaşı rolündedir. Coşkun dans edişiyle ve İngiltere'ye giden arkadaşına albüm ısmarlayışıyla ünlüdür filmde. Gerçekten 70'li yıllarda yapılan en güzel filmlerden biri Münir Özkul'la Adil Naşit. En iyi dram filmlerinden biridir bence. 1976 yılında çekilen Aile Şerefi filminin nerede çekildiği hep bir merak konusudur. Aile Şerefi filmimiz
Bazı sahneleri Kumburgaz'da, belirli sahneler ise Kadıköy'de çekilmiştir. Filmin bazı bölümleri ise Kısıklı ve Bulgurlu'da geçmiştir. Değişen aile yapısını eleştiren ve adeta kökünüze dönün diye haykıran bu filmde Münir Özkul'un gelenekçi ailesinin tüm erkek fertleri bıyıklıyken dejenere kültürün simgesi olan Oktay ve babasının bıyıklar olmaması filmin mesajını da inceden inceye vermiştir aslında. Yeşilçam'ın bizi en çok güldüren yapımlarına imza atan ismi kimdir diye bir soru sorsam, bu işle ilgili biraz ilgilenen herkes hiç düşünmeden Ertem Eğilmez diyecektir. Düşünmek için vakit isteyenler ise Ertem Eğilmez ismini hatırlar hatırlamaz Ertem Eğilmez diyecektir. Filmografisinin birkaç filmini anıp Ertem Eğilmez ismini duymamış olanları da ikna edelim. Babam Sınıfı serisi, Gülen Gözler, Tosun Paşa, Süt Kardeşler ve daha niceleri. Yeşilçam'ın bir nevi lokomotif gücü konumunda olan Ertem Eğilmez, bu gücünü dönem dönem göstermekten de geri durmamış. Tarık Akan'ın Ertem Eğilmez'in baskısını kırabilmek için bayağı büyük uğraşlar gösterdiği bilinen bir gerçek. Bu kadar güçlük sahibi olan, bu kadar filmin yapım veya oluşum aşamasında yer alan Ertem Eğilmez, çektiği ilk acıklı diyebileceğimiz, ağlatan filmler kategorisine ekleyebileceğimiz Canım Kardeşim filmi için çekmez olaydım der bir duman. Bu kadar çok komedi filmi çekmiştir ki bu tarz bir filmle de anılmak istemez. Fakat döner dolaşır ve Canım Kardeşim filminden bile daha çok ağlatan bir yapımı imza atar. Aile Şerefi. Bu filmden sonra da çok uzun bir süre sinema sektörünün içinde yer alır ve bundan dolayı bu tarz başka yapımlara da imza atar. Ama hiçbiri bu kadar hüznü bir arada içinde barındıramaz dersek yeridir. İstanbul'da su satarak geçimini sağlayan Sucu Rıza'nın eşi Emine Hanım, çocukları ve damatları olan yaşamlarına kamerasını çeviren film, dönem sinemasının hikaye konusundaki klişelerinden birçoğunu kendi içinde barındırır. Zengin fakir, para onur gibi dönem sinemasının vazgeçilmez karşıtlıkları üzerinden ilerleyen ve temasını bunlar üzerine kuran film, asıl gücünü ise oyunculuklardan ve birden fazla hikayenin çok kısa bir süreye başarılı bir şekilde dağıtılmasından oluyor. Özellikle Münir Özkul isminin oyunculuğuyla harikalar yarattığı film, diğer oyuncuların da başarılı performanslarıyla aktarmak istediği duyguyu aktarmakta bir hayli becerikli oluyor. Aile kavramının önemine vurgu yapan, şerefli bir yaşam temasına yönelik de bolca mesaj içeren film, derdini ismiyle de çok iyi özetliyor aslında. Rıza Bey'in küçük oğlunun bir araba kazasıyla sakat kalmasıyla başlayan film, oğluna çarpan Oktay ismindeki zengin bir fabrikatörün oğlunun hayatlarına zorla girmeye çalışması ve ailenin üyelerini buna engel olmaya çalıştıkça zarar görmeler üzerine ilerliyor. Rıza Bey'in kızı Zeynep'e vurulan ve onu elde etmek için uğraşan Oktay, babasının da gücüyle yapabildiği, deneyebildiği her şeyi deniyor. Çok basit diyebileceğimiz bir tema üzerine kurulan filmin, izlemeyenler için asıl yıkıcı ve etkileyici gücünün içeriğinde olduğunu söylemekte yarar var. Rıza Bey ve Emine Hanım'ın fabrikatör Fehmi Bey'den tokat yediği sahne, birçok izleyicisi tarafından yıllar sonra bile hatırlanır mesela. Her denk gelindiğinde de Fehmi Bey'e karşı aynı nefretle bir daha izlenir film. Senaryosunu Subhi Tekiner'in yazdığı, yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu, yapımcılığını ise Ertem Eğilmez'in üstlendiği film, yukarıdaki isimlere ek olarak Şevket Aldoğ ve Ayşen Gurda gibi büyük oyuncuları da kendi bünyesinde barındırıyor. Aynı dönem çekilen Gülen Gözler, Neşeli Günler gibi filmlerle benzer kadrolara sahip film, içerik olarak ise bunlara taban tabana zıt ilerliyor. Benim gibi Yeşilçam sevdalısı birçok insanın şu ana kadar en az birkaç kez izlediği ve her denk geldiğinde de bir defa daha izlediği film olan Aile Şerefi, Yeşilçam'a özlem duyan, eski günleri yad etmek isteyen veya yeni yeni Yeşilçam ile tanışan herkesin izlemesi gereken
henüz katmayanların filmografisine mutlaka katması gereken bir film. İlk yayınlandığı yıllarda çok büyük bir başarı yakalayan ve izleyen herkesin ya çok beğendiği ya da hiç beğenmediği bu film hakkında bakalım sizin düşünceleriniz, tutumunuz ne olacak? Şimdi sıra sizde. Bir başka filmimizde, bir başka hikayede, bir başka anlatımımızla görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.